Yani 100 yıl aslında büyük bir zaman değil. Kendim düşünüyorum mesela, ben 20 sene evvel Malatya'daydım. Malatya merkez vaiziydim. 20 sene. Yani fazla bir zaman, 20 sene ne ki ya? Basit bir zamandır yani. Az bir zaman. Malatya'da 700 lira maaş alıyordum. 20 sene evvel, 21 sene evvel 700 lira maaş alıyordum. Ev kirası veriyordum. Rahat rahat yaşıyordum. 700 lira 20 sene evvel. Rahatlıkla geçimimi sağlıyordum. Bugün 700 lirayla hiç kimse affıyı çişi bile yapamıyor. Bakın ne kadar küçültülmüşüz, görüyor musunuz? Şu değer kaybına bakın Allah aşkına. Bunun adına kalkınmak diyen adamın suratına tükürmek lazım. Bunun adına çağ atlamak diyen eşeğin suratına tükürün. 20 sene zarfında, 20 sene evvel aldığım bir aylık maaşla bugün çişimi halledemiyorum, tuvalete gidemiyorum, bir simit alamıyorum, bir çay içemiyorum ya. Sanki 200 senelik yıpranmış gibiyim. 20 sene aslında. Bunları düşünmüyor musunuz Müslümanlar? Ne hale geldiğimizi düşünmüyor musunuz? Şu millet düşünmekten mahrum kaldı. Düşünmek de televizyon denen felaket, medya dedikleri bu felaket unsurları devamlı milleti eğlendiriyor, düşünmekten mahrum bırakıyor. Düşünün bak nereye gelmişiz. 100 sene zarfında, 100 sene zarfında, 3 milyon kilometre karelik bir topraktan, vatan parçasından 778 bin kilometre kare düşmüşüz, hiçbirinin farkında değiliz. Neleri kaybettiğimizin farkında değiliz. 20 sene evvel 700 lira maaş alan bir memur iken, düşünün bugün o 700 lirayla hiçbir şey yapma gücüne malik değilsiniz. Korkunç bir düşüştür yani. 20... Buna kalkınmak denir mi? Buna yükselmek, buna çağ atlamak, buna ilerlemek, buna medeni olmak denmez. Mümkün değil. Bakın kalkınmak nasıl olur? Ondan da bir misal vereyim size. Bakın bizzat tarihi vesika sunuyorum. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı 1914'te patladı. 4 sene devam etti, 18'de bitti. 1914. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra süratle değer kaybetmeye başlayan Alman markı, bakın şimdi, Birinci Dünya Savaşı'nda o kadar değer kaybetmiş ki Alman markı, Allah aşkına aklınızda kalsın. Amerikan doları karşısında şaşılacak bir orana düşmüş. Yanlış duymayacaksınız, arz ediyorum. Bir Amerikan doları, Almanya'da o zaman Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda, bir Amerikan doları 4 trilyon Alman markından işlem görmüş. Düşünebiliyor musunuz? 4 trilyon Alman markı vereceksiniz ki bir Amerikan doları alabilirsiniz. O zaman Almanya ne hale düşmüş? Ama bakın çok kısa bir zamanda bugün Almanya ne hale geldi, görüyor musunuz? Kalkınmak diye buna derler. 4 trilyon Alman markı 1 dolar etmezken bugün 1 markın değerine bakın dünyada. Kalkınmanın adı budur. Öyle lafınla, sloganla, yalanla, dolanla, dümenle hiçbir ne çağ atlanır, ne kalkınma olur, ne bir şey olur. Bakın Türkiye Cumhuriyeti bugün vallahi dünyada santim itibarı kalmadı. Ben halkın içinde dolaşan bir hocayım. Halkın içinde geziyorum. Korkunç bir moral çöküklüğü var. Her telefonu açan bana soruyor, hocam bizim halimiz ne olacak? Bakın devlet yok orta yerde, hükümet yok. Bir Amerikan doları, Birinci Cihan Savaşı'ndan sonra Almanya'da 4 trilyon Alman markından işlem görürken, bakın bugün Alman markı neredeyse doları yakalamış ve Amerika'nın burnuna girmiş ve sarsmakta ve sallamaktadır. Sanayileşmek budur. Kalkınmak budur. Büyük devlet olmak böyle olur. Öyle lafınla, sloganla hiçbir şey varılmaz. Evet. Niçin bu hale gelindi? Efendiler, hadisi şerifi arz ettim size. Peygamberimiz ne diyor? Aleyhissalatü vesselam, geminin alt katında oturanlar gemiyi delmeye başladıkları zaman
canım nasıl olmasa suya ihtiyacımız var, su da bizim altımızda diye çatır çatır gemiyi delmeye başladıkları zaman üst katta oturanlar yahu siz ne yapıyorsunuz diye bu cahillerin, bu gafillerin, bu hainlerin ellerini tutmazlar, engel olmazlarsa diyor peygamber, engel olmazlarsa ne olur? Heleku cemi'a, hepsi birden helak olur. Bakın bugün yaşadığımız 60 milyon nüfusuyla Türkiye'yi bir gemi olarak düşünün dedim. Her gün bu gemiyi deliyorlar. Mesela bir İSKİ skandalı. İSKİ öyle bir delik delindi ki bu deliği delenler hala yerinde oturuyor. Halktan bir tek tepki yok. Halkın tepkisi yok. Çit yok. Ses yok. Hareket yok. Adamlar hala yerinde oturuyor, adeta millet ile kıs kıs gülüp alay ediyorlar. Millet bu hale gelmemesi lazım. Hani milletin tepkisi, hani milletin karşı koyması, hani milletten bir ses? Ses yok. Herkes zevkin, keyfin, günlük arzuların peşinde. Geçen gün bir kardeşimiz Antalya'ya gitmiş, Müslüman, mücahit bir kardeşimiz geldi. Hocam diyor, Antalya havaalanına indim, vallahi kendimi kafir bir ülkede zannettim diyor. Kendimi kafir bir ülkede zannettim. Bütün avratların apış arası görünüyor diyor, çırçıplak avratlar. Geçer yer böyle ama, kendimi turist gibi kendi ülkemde, kendi yurdumda diyor, yapayalnız hissettim diyor. Bütün avratlar sırtına kadar soyunmuş, güneşte yanmışlar, kararmışlar diyor, bronzlaşmışlar, yanık bir odun parçası haline gelmişler diyor. Dertleri başları güneşte yanmakmış. Aman ben şu kadar güneşte yandım, sen şu kadar yandın. Ne bunların zihninde, beyninde, ne Doğu Anadolu'da insanların ölmesi var, ne fakirlerin, ne yetimlerin, ne öksüzlerin, hiçbir feryadı figanı yok. Onun var yok zevki sefası güneşte bronzlaşmak. Rengi değişik bir şekil almak. Evet. Yani bir memleketin doğusuyla batısı dünyada bu kadar farklı olmaz. Batıya gidiyorsunuz, Ege kıyılarına, Marmara'ya gidiyorsunuz, deniz safaları, otel eğlenceleri, tatil köyü maceraları, deniz sörfü, vur patlasın, çal oynasın, herkes keyfinde, zevkinde ve nefsinin arzusunda, gidin batıya bakın. Tatil köyleri adeta umumhaneye dönmüş vaziyette, kerhane gibi. Otel safaları, deniz safaları, yat safaları, deniz sörfü, rüzgarlı denizlerde uçuşmalar, koşuşmalar, zevk-ü sefalar. Doğuya geliyorsunuz, güneş battıktan sonra evinden çıkmaya kimseye cesaret kalmamış. Ölenler, vurulanlar, yıkılanlar, haddi hesabı yok. Bir memleketin doğusuyla batısı bu hale gelirse, o memleket batar mı batmaz mı? Vallahi batar. Bu kadar vurdum duymaz, bu kadar birbirinden uzak, bu kadar birbirine ilgisiz, bu kadar birbirinin azabından, ızdırabından habersiz bir memleket yaşayamaz. Mümkün değildir. Bu soyunan kadınların, eğlenen insanların zihninde, gündeminde, Batman'da işlenen cinayet yoktur. Ölen insanların, vurulan insanların ızdırabı yoktur. Üniversiteye çocuğunu kaybettirmek için istenen harcı, harç, üniversite harcını bulmak için ızdırap çeken fakir babanın azabı ve ızdırabı yoktur bu zalimlerin kafasında. Var yok eğleniyorlar, var yok zevk-ü sefa sürüyorlar. Öteden devletin en başındaki adam, köşkün içinde bulunan adam hiç azap ve ızdırap duymuyor ve düğünden düğüne, nikahtan nikaha 30 milyarlık, geçen hafta bir düğün yapıldı biliyorsunuz. 30 milyarlık düğünde Çırağan Sarayı'nda kadeh üstüne kadeh kaldırdılar. Hale bakın. Gelinin sırtına giydiği gelinlik 1 milyar